ve fizik profesörü Wilhelm Weber deneyleri üzerinde çalışırken uzaktan iletişim kurabilmelerine olanak tanıyan bir sistem tasarladı. Gözlemevi ile fizik laboratuvarı arasında bir bağlantı kurdular. Fakat öncesinde daha ziyade bir yapbozu andıran çok önemli bir sorunu çözmeleri gerekmişti. Tek bir devre yani hat kullanarak alfabedeki tüm harfleri iletebilmek Sistemde bir galvanometreden faydalandılar. Çünkü bobinden geçen elektrik akımı sarım ekseni doğrultusunda bir manyetik alan meydana getiriyordu ve bu da bir ibreyi saptırmakta kullanılabilirdi. Ama sistemleri sadece bir ibreyi uzaktan hareket ettirmekle kalmıyor, akımın yönünü anında değiştirebilen bir de anahtar içeriyordu. Bu bobin etrafında oluşan manyetik alanın ters yöne dönmesini sağlıyor. Böylece ibre akımın yönüne göre sağa veya sola sapabiliyordu. Böylece iki farklı sinyal hareketi, yani sembol elde ettiler. Sağa veya sola sapma. Daha da önemlisi kısa sembolleri yaygın harflere atadılar. Mesela A tek bir sağa sapmayla, E ise tek bir sola sapmayla ifade ediliyordu. Daha az kullanılan harfler içinse daha uzun semboller kullandılar. Mesela K. Üç saha sapmayla temsil ediliyordu. O zamanlar iletim hızı dakikada 9 harfti. Daha sonra yapılan tüm ibreli telgraflarda da benzer kısıtlar söz konusuydu. Ve bu bir mühendislik problemiydi. Sinyal oranı düşüktü. Sinyal oranı bir dakikada kusursuz şekilde gönderilip alınabilen sapma sayısı demekti. Sinyal hareketleri daha da sıklaştırıldığında, iğnede meydana gelen seyirmeler yüzünden alıcının kafası karışıyor, bu da hatalara neden oluyordu. Piyanoda ard arda çalınan sürekli notaların üst üste binerek anlaşılmaz hale gelmesi gibi. Zaman ilerledikçe sinyal oranı da kademe kademe arttırıldı. Bobinin dışına küçük bir kalıcı mıknatıs eklemek yapılan yeniliklerden biriydi. Bu, her sapmadan sonra iğnenin ilk konuma gelmesini hızlandırıyordu. Bu yeni tasarımlar birçok yeni ibreli telgraf türünün üretilmesine ve tüm Avrupa'ya yayılmasına neden oldu. Halka açık ilk telgraf şirketi Elektrik Telgraf Company'ydi. Sahiplerinin zamanın önemli ibreli telgraf patentlerini satın almasının ardından 1846'da kurulmuştu. Fakat birçok çeşidi olan ibreli telgrafın hızı dakikada yaklaşık 60 harfin ötesine hiç geçemedi. Çünkü ibre yöntemi saniyede bir sapmadan daha hızlı sinyallere müsait değildi. Başlarda şirket telgraf başına ücret alıyordu ve her telgraf en fazla 20 kelimeden oluşabiliyordu ki bu da yaklaşık olarak bir tweet uzunluğuna denk geliyor. 1848 itibariyle Londra'dan Edinburgh'a tek bir telgraf göndermenin maliyeti 16 şilindi ve bu o zamanki mesela bir dükkan sahibinin bir haftalık kazancına tekabül ediyordu. Yani telgraf başlangıçta Sokaktaki adamın ulaşabileceği bir teknoloji değildi. Birleşik Devletler'de ise telgrafın ticarileşmesini sağlayan isim bir portre ressamı olan Samuel Morse oldu. Morse, ibreli telgrafların Avrupa'daki gelişimini yakından takip etmişti. Onu önemli kılan harflerin iletim hızını artırmaya odaklanması oldu. İbre yöntemini bir kenara bıraktı ve 1838'de yepyeni bir sistemin patentini aldı. Bu yeni sistem elektrik akımının iletilmesi veya kesilmesine dayanıyordu. Kesilmeler de bir anlam ifade edecek şekilde organize edilebilirdi. Ne var ki bu kesilmeleri oluşturmaya yönelik tasarımları karmaşıktı. Dişlilerden, manivelalardan ve elektromıknatıslardan oluşan karma karışık bir sistem öngörüyordu. Bu tasarımları Albert Weil ile birlikte çalışmaya başladıktan sonra büyük oranda basitleşti. Böylece kullanıcı arayüzü tarihinde eşsiz bir sayfa açıldı. Bir parmak hareketiyle kullanılabilen basit yaylı bir kol yani manipüle. Alıcı tarafındaysa güçlü bir elektromıknatıs tarafından çekilip bırakılabilen yaylı bir çubuk bulunuyordu. Sağ-sol sapmalara benzer bir farklılık oluşturmak için Morse, manipleye basma sürelerini yani atım genişliğini çeşitlendirme yoluna başvurdu. Anahtarın çok kısa bir süre boyunca kapatılmasına nokta adı verildi. Nokta, morf alfabesindeki en küçük zaman birimi olarak düşünülebilir. Anahtarın 3 birim zaman boyunca kapatılması ise çizgi olarak adlandırıldı. Aralıklar kusursuz. harfi oluşturan ditler ve datlar arasında çok küçük bir boşluk var. Dida dit, dida didit. Bu yeni kodlama yöntemindeki farkın kaynağı şuydu. Sistem bir nokta veya çizgiyle başlıyor, sonra bu iki dal yine bir nokta ve çizgiyi temsil eden başka dallara ayrılıyordu. Bu böyle sürüp gidiyordu. Bu şemaya göre, daha sık kullanılan harfler, daha kısa sembol serileriyle temsil ediliyordu. Harflerin kullanılma sıklıklarını bulmak için, kitaplardan elde edilen istatistiklere başvurulmuştu. Buna göre, şemanın en tepesindeki iki sembolden biri olan tek nokta, E harfini temsil ediyordu. Tek çizgi ise, T harfinin yerini tutuyordu. Şemanın aşağılarına inildikçe temsil edilen harflerin kullanım sıklıkları azalıyordu ve her harften sonra üç birimlik bir es veriliyordu. Bir kelime veya harf grubunu oluşturan harfler arasındaki boşluklar da birbirleriyle aynı uzunluktadır, ama bunlar harf içi boşluklardan daha uzundur. Şunu anlamak önemli: Bu sembollerin oluşturacağı anlamlar zamanlamalarıyla doğrudan bağlantılıydı aralıkları doğru vermek gerçekten bu kadar önemli mi? Yoksa sadece bir formaliteden mi ibaret? Güzel el yazısı gibi estetik bir ayrıntı mı? Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Neden mi? Ditler ve datlar birebir aynı. Ama aralıklar arasındaki fark iki farklı kelimeyle sonuçlanıyor. Aşağı ve düşman. Yani Paris sözcüğünü gönderebilmek için onu önce P boşluk A boşluk R boşluk I boşluk S olarak düşünmek gerekiyordu. Bu sistemin sinyal oranı sinyalin temposuyla doğrudan ilintiliydi. Bu nedenle eğitim videolarında müzikal benzetmeler kullanılırdı. Az önce gönderdiği standart test sözcüğü olan Paris'ti. İşte her tepe bir dit veya dat. Her vadide bir boşluk. Mükemmel gönderilmiş bir ileti. Aralıklar eşit, ritmik. Bu ise gayet kötü gönderilmiş. Kelime yine Paris ama farka bakın. Dit'ler ve dat'lar düzensiz. Aralıklar gelişi güzel. Bir düzen yok. Ritmik değil. Şaşırtıcı biçimde bu sistemin kullanım kolaylığı onu Avrupa'da kullanılan düğmeli, kollu, ibreli telgraftan çok daha hızlı kılıyordu. İletim hızı dakikada 135 harfe fırlamıştı. İyi eğitimli operatörlerle bu hız daha da artabiliyordu. 24 Mayıs 1844'te başarıyla iletilen ilk metin şu oldu: Tanrı nelere kadir. Ertesi gün New York Tribune gazetesi haberi şu şekilde verdi: mesafeler nihayet ortadan kalktı. O tarihte iletilerin yüzde doksanının at sırtında taşındığı düşünülürse, haber yanlış sayılmazdı. Çok geçmeden bu teknoloji, ordu, gazeteler, tüccarlar, suçla mücadele kurumları, kısacası bilgiye dayalı çalışan tüm kişi ve kuruluşlar için vazgeçilmez hale geldi. Telgraf ve Morse alfabesi artık herkes tarafından kullanılır olmuştu. Takvimler 1900'ü gösterirken, ileti başına maliyet 30 sente kadar düşmüş, trafikse sadece o yıl içinde 63,2 milyon iletiye fırlamıştı. Sistem toplum çapında yaygınlaşmaya başlarken, insanlar doğal olarak tasarruf etmenin yollarını arar olmuştu. Bu sık kullanılan cümlelerin tek bir kelimeye indirgendiği kod rehberinin ortaya çıkmasına yol açtı. Örneğin İngilizce blade sözcüğü şu anlama geliyordu. Lütfen belirteceğim odaları ben ve ailem adına rezerve ediniz. Telgraf şirketleri bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. İnsanların laf kalabalığı yapması işlerine geliyordu. Daha fazla harf daha fazla kar demekti. Bilginin esnek bir terim olduğu anlaşılmıştı. Mutlak bir tanım ihtiyacı doğmuştu. Çok bariz bir soru henüz cevabını bulmamıştı. Bilgi iletimi ücretli ise, bu hizmetten herkesin eşit faydalanabilmesi için nasıl bir ücretlendirme gerekliydi? Harf sayısı, bilginin bir ölçütü olarak artık yeterli değildi.